Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda bazı ana endeks hisselerinin ve sizden gelen yorumlarda talep edilen hisselerin teknik analizlerine bakacağız. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğer henüz kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu yönde desteklerinizi rica ediyorum. BIST 100 endeks analizini dün yapmıştık arkadaşlar. Bugün de 23 Nisan'dı biliyorsunuz. 23 Nisan nedeniyle bugün borsa kapalıydı. Ve bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum tüm vatandaşlarımıza. Ve siz değerli abonelerimize özellikle 23 Nisan bayramını kutluyorum arkadaşlar. BIST 100'de dün dediğim gibi analizi zaten yapmıştık. Endeks anlamda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtmiştik. Ve 9450 seviyesi endeks için bizim destek seviyesi ve bunun üzerinde olduğu sürece de 10600 kısa orta vadeli hedefimizin geçerli olduğunu, yaklaşık 1000 puanlık bir kısa orta vadede hareket marjının olduğunu belirtmiştim. Detaylı analizi dünkü videodan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hisselerimize geçelim. Dediğim gibi daha çok BIST 30, BIST 100 hisseleri ve siz değerli abonelerimizin yorumlarda talep ettiği hisselere bakacağız. İlk önce boş frenle başlayacağız ve alfabetik olarak arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz listedeki hisselere başlayacağız. Boş frenden Tüpraş'a kadar gidiyor listemiz. Şimdi boş fren hissesinde arkadaşlar bunu daha önce de analizlemiştik. Bir yükselen kanal vardı bu hissede arkadaşlar ve bu yükselen kanal içerisinde şu şekilde bir yükselen kanal içerisinde boş frenin hareket ettiğini, güzel bir yükselen kanal içerisinde olduğunu daha önce belirtmiştik. Videolarımızı sıkı takip eden dostlarımız hatırlayacaktır. Şimdi burada dediğim gibi buradan trend başlamış arkadaşlar. Sonra gelip burada iki kez temas etmiş. Ve bu kanal içerisinde bazen kanal dibine yaklaşıp bazen de uzaklaşarak hareketini sürdürüyor. Ve kısa vadede boş fren hissesinde bedelsiz sermaye arttırımı sonrasında bir geri çekilme gördük. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir düşen söz konusu, minör bir düşen, majör yükselen kanal içerisinde bir minör düşenimiz söz konusu değerli dostlar. Zamansallıkla baktığımızda kanal dibine kadar inmesi durumunda 949 lira destek olarak görünüyor arkadaşlar. Ancak daha kısa sürede desteğe inme riski oluşursa da 886-907 buralarda denk geliyor. Güncel değerle 896 civarına denk geliyor. Fiyat etiketimizi ekleyelim grafiğe. Evet, 891 lira arkadaşlar. Yaklaşık 100-120 liralık bir marj var burada, hareket marjı. Aşağı yönlü olası bir hareket olması durumunda 891'e kadar düşebilir. Bu yükselen kanal desteğidir. Diğer taraftan kırmızı bahsettiğim minör kırmızı düşenimizin direnci de 1055 güncel değerle. Yani güncel değerle 1055'i yukarı kırarsa boş frende bu kısa vadeli düşüş süreci bitmiş olur ve yukarı yönlü tekrar kanal tepesine doğru hareketlenmeler beklenir. Burada gördüğünüz gibi üçgende artık pek fazla da yer yok. Bir hafta 10 günlük belki bir yer ya var ya yok. Burada bizim için kritik olay şu boş frende. Bu mavi kanal içerisinde hareketini sürdürmesi yeterli. Çünkü kanal içinde durduğu her gün prim üretir arkadaşlar. Çünkü kanal yükselen bir kanal ve açılı olduğu için prim üreten bir kanal yeter ki bundan aşağı düşmesin.
Dediğim gibi 891'e kadar inme riski var. Daha kısa vadeli düşünen arkadaşlar daha kısa stopla da takip edebilirler. 976 ya da şurada 960 bölgesi ara bir destek olarak tabii ki takip edilebilir. Ancak orta uzun vadeli düşünenler için şu an herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle siyah çizgiyle belirttim. 960 lirada stop olunabilir. Kanal desteğini görmek istemiyorum diyenler için. Böylece stop loss maliyetini bir 50 lira daha azaltmış oluyorlar kısa vade düşünenler. Hedef olarak da arkadaşlar kırmızı düşeni yukarı kırması durumunda şu şekilde bir çanak oluşumuyla 1381 ilk hedefi olacaktır hissede. 1351 eski zirve hedefi arkadaşlar. Siyah çizgi. Ve kanal tepesi de yani şu kırmızı düşeni kırıp eski zirvesini aldığında da güncel değerle kanal tepesi potansiyeli arkadaşlar 3110'lara kadar gelmiş durumda. Şunu tam sıfırlayayım da daha net rakam konuşalım. Evet, 3070'lere kadar bir potansiyel var hissede. Daha önce bu 2600'lerdeydi hatırlayacaksınız. Ancak dediğim gibi yükselen kanal olduğu için zamansallıkla kanal tepesi hedefi de yukarı gidiyor. Boş frende arkadaşlar görüntü bu şekilde. Buradaki siyah çizgiyi de baz alsanız, mavi yükseleni de baz alsanız, kırmızı düşenle arasında bir her halükarda bir sıkışma söz konusu. Boş frende şu an durum bu şekilde. Mavi yükselen kanal içinde olduğu sürece dediğim gibi sıkıntı yok. Sadece mavi kanalın altına inerse sıkıntılı günler başlar. Ama kırmızı düşeni 1055'e güncel değerle denk geliyor. Zamansallıkla bu aşağı iner. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa hisse güçlenir ve ilk hedef 1381 eski zirvesi olur. Zirvesini aldıktan sonra da dediğim gibi kanal tepesine doğru hareketler beklenir boş veren hissesinde. Şimdi bakacağımız diğer ise Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv'i de yakın zamanlarda analizlemiştik arkadaşlar. Ve şurada zirve hedefine gittiğini şu bölgelerde sıkça analizlemiştik. Çanak tamamlamaya gitmesini bekliyorduk ve çanağı tamamladı. Hatta yukarı kırdı ve Fibonacci 1.618'in kritik olduğunu Fibonacci seviyelerinin hatta Fibonacci eklemiştik bir önceki grafikte hatırlayacaksınız. Çünkü dikine gidiyor bu hisse Fibonacci hedefleriyle takip etmenin uygun olacağını belirtmiştim. Ve nitekim öyle oldu. Fibonacci 1.618'i bakın burayı gördükten sonra düşüşe geçti ve Fibonacci düzeltmesini gerçekleştirdi ve eski zirvesinin de altına indi. Yani beklediğimiz hedef gerçekleşti bu hissede arkadaşlar. Fibo 1.618 bir kar realizasyon bölgesiydi. Peki buradan meydana gelen düşüş, hatta bakın bu Fibo 1.618'e iğne batırıp düşmüş. Şu bölgede bir gepli düşüş var. Şimdi hissenin düzeltme bölgesi neresi olabilir? Bunu inceleyeceğiz. Nerelerden dönüş başlar tekrar? Şöyle arkadaşlar, dipten tepeye Fibonacci ekleyeceğiz yine ve olası dönüş bölgelerini görmeye çalışacağız. Nasıl ki yükselende zirve düzeltme bölgesini incelemeye çalıştıysak bu sefer de alttan nerelerden dönebiliri inceleyeceğiz birlikte. Arkadaşlar sıfır bölgesini ayarlamaya çalışıyorum şu an. Ve tepe bölgesini de bakalım. Sıfırlamış mıyız? Evet.
Şimdi hissemizin dip bölgesi 224 lira, gördüğü zirvede 416 lira. Neredeyse %100'lük bir rally çıkmış buradan. Şu an hisse 319 lira ve Fibo 0.5 seviyesine de tutunamamış görünüyor. Eğer yarın bu 320'nin üstüne atamasa bir tepkiyle 297.25 bizim Fibonacci 0.618 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye önemli. Bunu sıkça zaten belirtiyorum arkadaşlar. 0.618 Fibonacci seviyesi şu seviye. Arkadaşlar bu altın oran diye geçer. Fibonacci rakamı bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bu trading işlerine yeni gönül vermiş dostlarımız için belirteyim. 0.618 Fibonacci seviyesi altın orandır. Genellikle direnç ve destek olarak önemli yer tutar. Diğer Fibonacci sayıları bu sayıdan türetilmiştir. Eğer detaylı Fibonacci eğitimi isterseniz de bir kısa video çalışması yapar sizlerle paylaşırım. Bu yönde talepleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz kısa eğitim videoları da düzenliyor olurum değerli dostlar. Şimdi konumuza dönecek olursak Fibo 0.618 seviyesi yani 297.25 bizim olası kuvvetle muhtemel dönüş bölgesidir değerli arkadaşlar. Bir de şuradan bir yükselen çizdiğimizde göreceğiniz üzere kırmızı renkle çizdiğim arkadaşlar kırmızı renkle çizdiğim çizgi Fibonacci 0.618 bölgesine denk geliyor gördüğünüz gibi. Buradan hissenin 297.25 bölgesinden destek alarak tekrar dönüş yapmasını bekleriz teknik olarak. 297.25'ten dönüş olduğunda da sıralı hedeflerimiz buradaki gördüğünüz arkadaşlar 320, 342, 370 ve zirvesi olan 416 olacaktır. Ama önce burada dönüşü görmemiz lazım. Yani 320'nin üzerinde bir kalıcılıkla bu hissedeki dönüşü görmemiz lazım. Ama en kötü senaryo olarak bu kırmızı çizgiye kadar düzeltmeleri kabul edilebilir. Ancak Fibo 618 yani 297'nin altına inerse arkadaşlar sıkıntı. Burada stop olmakta fayda var. Bu sefer 265'lere kadar düşme riski doğar. Şu an için bizim güçlü desteğimiz 297.25 tekrar altını çizmiş olayım. Diğer yandan bu kırmızı yükselen çizgiye de zaten güncel değerle denk geliyor. Doğuş otomotivde olası düzeltmenin bitiş noktası 297.25 arkadaşlar. Şimdi diğer bir hissemize geçiyoruz. Ege Endüstri arkadaşlar. Bu video kapsamında arkadaşlar sizlerden gelen hisseleri de yer veriyorum. Onu da belirtmiş olayım. Bakmamı istediğiniz hisselerde olursa yine yorumlar kısmında belirtirseniz öncelikli olarak bakıyor olurum. Bunu da belirtmiş olayım. Ayrıca eğer henüz kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kanalın büyümesi, gelişimi adına ve daha çok insana fayda sağlaması adına yararlı olacaktır. Bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Ayrıca dediğim gibi eğitim talepleriniz varsa da gerek indikatörlerle ilgili gerek teknik çizimle ilgili de yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince sizlerle paylaşıyor olurum. Bu arada Ereğli'de de yükselen trendimizi çizmiş olduk arkadaşlar. Şurada 2023 Mayıs'ta başlayan bakın burada bir trend açısı zaten oluşmuş. Daha sonra uzaklaşınca gelip tekrar desteğini almış ve şu an kanal içinde ilerliyor. Ve bu kanal içinde seyrettiği sürece gördüğünüz gibi gayet güzel prim üreten bir hisse. Tabii ki kanal içinde ara ara düşüşler oluyor. Bu da bu için bir parçası. Ancak ana trend bozulmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Tıpkı diğer belirttiğim hisseler gibi boş veren vesaire gibi. Bunda da
çok güçlü bir yükselen trend söz konusu. Bu mavi kanal içinde olduğu sürece açıkçası endişelenecek bir şey yok. Şurada hissede bir direnç oluşmuş, onu belirtmiş olayım. Burada bakın bir kere şu zirveden dönüş yapıyor. Bu da muhtemelen şu çanağın Fibo 1.618 direncidir. Tıpkı doğuşta, doğuş otomotivde yaşandığı gibi. Buradan bir düzeltme yaşamış ve tekrar dönüp bu direnci kırmaya çalışıyor. Tam kaça denk geliyor arkadaşlar? Hemen belirtelim bunu da. Tam olarak 17.435 arkadaşlar. Bakın buraya da şu an gelmiş bu direnç dibinde oyalanıyor. Hani burada tabii küçük bir flama yapmış gördüğünüz gibi. Belki günlükte çok belli olmuyor ama şöyle bir flamayla bu kanal bu yatay direncini zorluyor. Ya, bu siyah çizgi arkadaşlar şuradaki Doji'den değil de şuradan, evet, 17.407 arkadaşlar. Üstüne bir doji atmış ancak kalıcı olmadığı için biz bu seviyeyi direnç olarak görüyoruz. Yani burada siyah yükselen kanal ile yatay siyah çizgi arasında bir sıkışan üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Siyah çizgi yukarı kırarsa da mavi kanal tepesine kadar potansiyeli var. Şimdi fiyat etiketlerimizi ekleyelim arkadaşlar. Güncel değerle kaça denk geliyor? Evet, güncel değerli arkadaşlar, kanal desteğimiz 14.547 arkadaşlar. Güncel değerle tabi bu zamansallıkla yukarı gidecektir. Kanal tepesi de 24.172 arkadaşlar. Eğer şu siyah çizgiyi, yani 17.407'yi yukarı kırarsa direkt 24.172 güncel değerle kanal tepesi hedef olacaktır. Tabi bu da zamansallıkla yukarı gidecektir. Daha önceki analizlerde bu değer 22.000'lere falan denk geliyordu. Şimdi 24.000'e denk geliyor. Dediğim gibi zamansallıkla artıyor. Dediğim gibi desteğimiz de 14.547 arkadaşlar. Ancak şu an hisse 16.300. Burada 1.800 liraya kadar bir boşluk var şu bölgede. Olur da kanal desteğine kadar düşüşü göze alamam, daha kısa stop takip etmek istiyorum diyen arkadaşlarımız için de ara destek bölgemiz var arkadaşlar. O da 15.820 arkadaşlar, ara destek bölgesi. Burası direnç görevi görmüş çok defa, yoğun bir direnç bölgesi. Bu nedenle 15.820 kısa vadeli destek, siyah çizgi, alttaki siyah çizgi. 17.407 de üstteki siyah çizgi. Zaten dediğim gibi iki siyah çizgi arasında bir flama yapıyor. Şu an zikzaklar var. Hangi siyah çizgi yukarı kırarsa o kanalın o tepesi, o tarafına doğru gider. Yani üstteki siyahı kırarsa kanalın üst kısmına doğru. Alttaki siyahı kırarsa da kanalın altına doğru hareket etmesi beklenir. Orta uzun vade içinde dediğim gibi bu yükselen mavi kanal içinde olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle kanal içinde dalgalanmalar yaparak prim üretmeye devam eder. Bakacağımız diğer bir hisse Ereğli olacak arkadaşlar. Bu da yine BIST 30 hissesi, analizlerimizde sıkça yer verdiğimiz hisselerden. Şuradan bir trend almıştık.
Gördüğünüz gibi bir yükselen trend var hissede. Ara trendleri kırmıştı arkadaşlar, hatırlarsınız. Ancak uzunda şu an bir yükselen trendi devam ettiriyor. Yani şuradaki trend mesela, bakın şu şuradaki trendi aldığımızda şeyler var arkadaşlar. Çok ihlal var. Hani şu şekilde de alabiliriz. Ancak paralelini eklememiz gerekiyor şu şekil. Yani şöyle de bakılabilir tabii, yani hiç fark etmez. Siyah çizgi, biz alttaki siyah çizgiyi de destek olarak etiketleyeceğiz. Fiyat etiketlemesi yaparken arkadaşlar. Şu da kanal tepesi. Şöyle bir yükselen kanalı var Ereğli'nin arkadaşlar. Yani bu 13 liralardan başlayan, sonra 16 liraları, sonra 29'ları ve şimdi de 39'ları gördüğü bir yükselen kanal var. Ve bu kanalın uzun süredir alt kısmına yakın seyrettiği için çok yeni zirveler tazeleyemiyor. Yani 50 liraların üzerinde bir kalıcılık sağlayamıyor hisse. Şu kanal diplerinden uzaklaşmaya başlarsa güzel primler üretebilir tabii ki. Şu an için şuradaki tepeden bir düşen var arkadaşlar. Onu çizeceğim. Evet. Şuradan alalım. Çizginin şekli bozuldu. Evet. Özellikle sıkışan üçgen kısmına birleştirmek için yaptım arkadaşlar. Analizi başa almamak adına uzatınca şey olmasın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kırmızı düşenle siyah yükselen arasında gördüğünüz gibi bir sıkışan üçgen söz konusu. Ve hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Böyle bir fincan kulp yapıyor. Bu siyah kırmızı düşeni kırarsa kanal tepesine doğru hareketler söz konusu olacaktır. Şu an için kırmızı düşen direncimiz 51 lira. Bu zamansallıkla aşağı inecektir arkadaşlar. Güncel değerle bu seviyede. Kırmızıyı kırarsa arkadaşlar gideceği hedef 84 lira kanal tepesi. Ve siyah yükselen trend desteğimiz de güncel değerle 40 lira 10 kuruş arkadaşlar. Üstteki siyah çizgiyi baz aldım. Alt siyah çizgiye sarkmalar ya da böyle iğne atmalar, ihlaller olsa da şu an için siyah yükselen kanal içinde olduğu sürece hissede herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi uzun süredir bu kanal desteğine yakın bölgede gidiyor. Bu da yatırımcılarını tabii ki yoruyor. Ancak dediğim gibi şu kırmızı düşeni kırarsa 51 lira civarındaki güncel değerle 84 liraya kadar iki katlık bir potansiyel barındırıyor Ereğli hissesi. Evet, diğer bir hissemiz Ford arkadaşlar. Ford'da da daha önce yine hatırlayacaksınız, direkt bizim bir yatay zirvemiz vardı. Ve biz bu zirveyi takip ediyorduk. Şu şekil. Şöyle bir
hissede bir çanak oluştuğunu belirtmiştik. Ve o çanağı yukarı kırdı. Hatta şöyle küçük bir kulp yapmıştı. Hatırlayacaksınız. Önceki videoları izleyen arkadaşlarımız. Şimdi biz o yüzden baştan alıyoruz. İlk defa bu hissi analizini bakan arkadaşlarımız için. Ve bu da bir yükselen trendimiz arkadaşlar. Şuradaki yükselen diplerden aldığımız. Ve en son gelip bu desteğe temas ettiğini görüyoruz. Teknik analiz hafızası bu arkadaşlar. Unutmuyor, bir yerlerde gelip tekrar temas ediyor. Bizim hedefimiz bu hisse için arkadaşlar bu iki siyah çizgi arasındaki kanalı yukarı katlamasıydı. Bakalım ne durumda. Şeyin ölçüsünü alıyoruz arkadaşlar. İki siyah çizgi arasındaki bu oluşan çanağın derinliğini ölçüyoruz. Ve bunun katlama hedefi de şunu farklı bir renkle belirteyim. Evet, mavi renkle gösterdiğim gibi 1330 lira çanak katlama hedefi. Bizi buraya taşıyacak olan da arkadaşlar bu kırmızı çizgi olacaktır. Önceki analizde de belirtmiştim arkadaşlar bu kırmızı çizgiye kadar inebilir diye. Ve geldi buraya, bakın, temas etti, buradan bir tepki aldı falan. Şu an için Ford Otomotiv'de 1330 hedefine kadar şu an önü açık duruyor. Yeter ki kırmızı çizginin altına inmesin. Kırmızı çizgi de güncel değerle kaça denk geliyor onu da belirleyelim. Zaten şu an çizgiye çok yakın. 1111 arkadaşlar. 1111 bu hissede destek seviyesi, güncel değerle kırmızı yükselen trend desteğimiz. Bu trend desteği zamansalıkla yukarı gider. Bu çizgi üzerinde olduğu sürece hedef 1330. Ancak kırmızı çizginin altında günlük kapanış yaparsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Eski zirvesi olan ve artık destek olan 986'ya kadar düşme riski gündeme gelir. Bu anlamda stop loss maliyetini düşük tutmak adına kırmızı trendi takip etmek faydalı olacaktır değerli dostlar. Şimdi Kardemir D hissesine bakacağız arkadaşlar. Şu bölgede orta vadeli bir yükselen kanalımız var. Onu takip edeceğiz. Uzun vadeli trendini kırmıştı arkadaşlar. Yani şuradan yükselen trendi zaten kırılmıştı. Şuradan da baktığımızda altına ihlal etmişti. Yani trendi ihlal etmişti aşağı yönlü. Bu nedenle şu şekilde bir ara yükselen trend takip ediyoruz artık. Ve bu orta vadeli güzel bir trend. Açısı da iyi. Şu kanal için bakın destek, direnç, tekrar direnç, sonra destek, sonra direnç. Böyle bu kanal içinde zikzak yaparak yukarı yönlü bir trend tutturmuş durumda. Diğer demir çelik hisselerine göre oldukça güçlü durdu diyebiliriz. Kardemir hissesi. Tabi şu anda kanal dipleri bölgesinde, kanal tepesine doğru henüz hareketini o da yapmış değil. Ancak nispeten en azından orta vadeli trendini muhafaza etti bu hisse arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi bu hissede şuradan evet, mavi yükselen ile kırmızı düşen arasında net bir sıkışan üçgen görüyorsunuz değerli dostlar.
Hatta bakın şu bölgede bir tobo var. Sol omuz, baş, sağ omuz yapıyor. Belki günlükte çok belirgin değil fakat 4 saatlikte falan daha da belirgin olur bu. Tabii biz günlük bakıyoruz grafiklere. O yüzden şu kadarını söyleyebilirim. Bakın bir tobo söz konusu. Ve ilk hedef tabii ki kırmızı düşen olacaktır. Şimdi bu kırmızı düşen kaça denk geliyor? Mavi trend desteğimiz ve kanal tepemiz kaça denk geliyor? Bakalım. Evet. Arkadaşlar güncel değerle mavi yükselen trend desteğimiz 21.2. Kırmızı düşen direncimiz 29. Şurada bir sıfırlamam gerekiyor arkadaşlar direnç kısmına. Ufak bir boşluk var. Kırmızı düşen direncimiz güncel değerle 29.2. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa arkadaşlar 44.4 kanal tepesi hedefi olacaktır. Kardemir D hissesinde bu şekil bir yükselen kanal var. Güncel değerli arkadaşlar bu fiyat etiketleri dediğim gibi zamansallıkla değişiyor. Yükselen trendlerde fiyatlar zamanla yukarı, düşen trendlerde de fiyatlar zamanla aşağı iniyor biliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu Kardemir'de. Mavi yükselen kanal içinde olduğu sürece sıkıntı yok. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa da hisse daha da güçlenir ve 44.4 hedefine doğru hızlanır. Şimdi diğer bir bakacağımız hissemiz Limak Çimento arkadaşlar. Bu da abonelerimizin yorumlar kısmında talep ettiği hisselerden. Limak'ta arkadaşlar şuradaki zirveden bir düşüşe girmiş durumda. Henüz bir düzeltme söz konusu değil. Şunu belirtebilirim. Bu arkadaşlar burası Fibo 0.618 bölgesine denk geliyor. Bakın şu şekilde ifade edeyim. Şuradaki ilk tavan bölgesi arkadaşlar bu ilk gün mumu. Burada da halka arz fiyatını düşünürsek aşağı yukarı şu an Fibo 0.618 bölgesini destek etmiş durumda. Bakın burada 3 tane mum bırakmış. Şimdi biz burada Fibo'dan ziyade artık bu bölgeyi yatay destek olarak kabul edeceğiz. Sizler için kolaylık olsun diye direkt yatay destek ekliyorum ki olası dönüş bölgesini takip edebilirsiniz diye arkadaşlar. 25.98 bu hisse için artık destek bölgesi. Hedef de tabii ki eski zirvesi olacaktır. Onu da şöyle mavi renkle ifade ettim arkadaşlar. Düşenimiz de şu şekil. Bakın bir kırmızı renkle belirttiğim gibi bir düşen söz konusu. Evet. Şimdi artık bu hisseye düşen şu kırmızı düşene doğru yani şu çizgiye doğru ataklar yapmak ve bunu yukarı kırmak olacaktır. Bunun için de kırmızı düşene güncel değerle fiyat etiketi ekliyoruz. Şu an için direncimiz güncel değerle 33.78. Bu zamanla aşağı inecektir sıkışma devam ettikçe. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa da ilk hedef 41.88 olacaktır. Ve şu şekil bir olası bir çanak oluşumu ortaya çıkacaktır. Kırmızı düşeni kırması durumunda. Bu şekil bir formasyon ortaya koyup önce eski zirvesine sonra da bu çanağı yukarı katlamaya falan gitmesi beklenir. Desteğimiz de arkadaşlar 25.98 arkadaşlar. Bu seviyenin altı stop loss. Hedeflerimiz de dediğim gibi 33.78 ve 41.88 sıralı dirençler Limak'ta.
Evet, diğer bir hissemiz Petkim arkadaşlar. Petkim 26 zirvesini gördükten sonra bir düşüş yaşadı. Özellikle şurada gapli düşüşler falan oldu. Trend olarak da evet. Şöyle 2021'den gelen uzun vadeli bir yükselen trend var Petkim'de. Hisse bu kırmızı trende çok kez temas etmiş. Son günlerdeki yaşanan düşüşte de trend desteğine kadar yaklaşıp buradan bir tepki almış durumda ve güzel böyle ikili dip yapmış, hatta yükselen ikili dip. Umarım artık buradan eski zirvesine doğru hareketler yapar. Şimdi kırmızı yükselen trend üzerinde olduğu sürece dediğim gibi mavi çizgi eski zirvesi hedef olacaktır. Kırmızı trend desteğimiz de güncel değerle 18.38'e denk geliyor arkadaşlar. Şu an için bu üçgeni yukarı kırmasını, yani üçgeni doldurup yukarı kırmasını bekleyeceğiz Petkim hissesinde. Ve 26 zirvesini geçerse arkadaşlar kırmızı kanal tepesi hedef olur. Onu da grafiğimize ekleyelim. .8 arkadaşlar kanal tepesi güncel değerle. Şu an için bu yükselen kırmızı kanal içerisinde olduğu sürece hissede bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tabii kısa da düşüşler oluyor, olur da. Yani buradaki mesela sert düşüşte bakın şöyle bir düşen daha oluştu, işte minor düşen. Önce bu ara düşeni kırıp sonra 26'ya gitmesi beklenir. Şu an için zamana ihtiyacı var görünüyor, 26 hedefine doğru. Ama kırmızı çizgi aşağı kırarsa stop olmakta fayda var. Çünkü uzun vadeli yükselen trend aşağı kırılmış olur. Kırmızı tren içinde kaldığı sürece, bu trenin içinde kaldığı sürece de yükseliş devam eder orta uzun vadede. Evet, diğer bir hissemiz arkadaşlar Say Yenilenebilir, Sayas. Bu da yine abonelerimizin sıkça sorduğu hisselerden. Bu kapsamda videoya dahil etmiş olduk. Sayas'ta şöyle bir düşen var arkadaşlar. Henüz bu düşeni kırmış değil. Bu kırmızı düşeni kırmadıkça hissede işte böyle yatay dalgalanmalar devam eder. Bir gün kırmızı, bir gün yeşil. Şu an için bu kırmızı düşeni henüz kırmış değil. Diğer taraftan bir de yükselenimizi ekleyelim. Hatta şuradan bir yükselen trendi vardı, bunu oradan alalım. Evet, güzel bir mavi yükselen kanal içerisinde 2019'dan gelen yükselen trend. Bu trend açısını koruyor. Ve şu an böyle kanal tepesine yakın bir bölgeden düşüş trendine girmiş ve kanal desteğine doğru bir hareket içinde. Dediğim gibi bu kırmızı düşeni kırması lazım. Bu deyim yerinde ise Demokles'in kılıcı gibi hissenin tepesinde duruyor. Şimdi bu tepe bölgesi iki kez, sonra burada değmiş olmamış. Umarım üçüncü hamlede artık bu kırmızı düşeni kırar ve
şöyle kanal tepesine doğru hareket başlatır diyelim. Şimdi kanal desteği ve kanal tepesini de ekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncel değerle kanal desteği 61,5, kanal tepesi de 466 lira. Kırmızı düşen direnci de 114 lira değerli arkadaşlar. Hissede durum şu an için bu şekilde. Hisse 84,5 lira şu an. Ve 61,5 kanal desteğine kadar düşüşü göz önüne almak istemeyenler için de kısa vadeli trend desteğimizi de ekleyelim. Onu da şöyle siyah renkle belirtelim arkadaşlar. En son gördüğü dibi kısa vadeli destek olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. 75,95 ara destek, 61,55'te güncel değerle kanal desteği, 114,1 kırmızı düşen direnci ve 466 lirada kırmızı düşenin kırılması halinde varacağı kanal tepesi hedefi arkadaşlar. Sayısı da bu şekilde. Uzun vadeli düşünen arkadaşlar için de zaten dediğim gibi bu mavi kanal içinde olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şişe hissesine bakacağız. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları. Evet, şişe camda bir sıkışma içinde maalesef, bir türlü bir zirve tazelemeye gidemedi hala. Şimdi burada 57 zirvesi sonrası bir düşüş yaşadı. Tam çanak oluşturmaya giderken işte Mart ayında seçim süreci düşüş yaşadı. Ve tekrar bu destek bölgesine geldi. 44,46 siyah desteğe. Burada bakın ikinci kez bir dip yaptı. Yani böyle bir ikili dip yapıyor. Bunun yanı sıra burada küçük bir tobo vesaire görüyoruz. Ve bu dibin içinde de bir ikili dip vesaire. Bir toparlanma çabası var şu daire içerisinde arkadaşlar. Şunu kastediyorum. Yani burada bir siyah destekten uzaklaşma, eski zirvesine doğru bir atak yapma gayreti içinde. Hatta şurada minör bir yükselen trendde oluşmuş diyebiliriz. Şu tarz bir çizgi. Yani bu trendi takip ederek 57 fiyatına kadar bir hareket yapması beklenir arkadaşlar. Tabii bu hissede esas hareket şeyden sonra gelecektir. Yani 57,5 zirvesini geçince daha güzel hareketler beklenir. Şu an için belki çok erken, ancak sonuçta her gün aynı hisseyi paylaşmamız mümkün olmuyor bazen. Arşivde bulunması manasında önümüzdeki günlerde tabii ki yine analiz ederiz. Fakat hani kısa vadede elinizde bulunsun diye şöyle arkadaşlar, orta uzun vadeli bir hedef gündeme gelir. Bu da şöyle mor renkle belirtmiş olayım. Yani 57,5 zirvesini geçerse 74 lira bir sonraki hedefi olacaktır. Şişe cam hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. Destek ve dirençler. Diğer bir hissemiz Tofaş Türk Otomobil arkadaşlar. Tofaş'ta gördüğü zirve sonrası şurada mor çizgiyle belirttim. 317 zirvesi sonrası şöyle bir trend başlatmıştı. Tam artık çanak tamamlamaya giderken bu da BIST'teki düşüşten nasibini aldı. Hatta temettü dağıttı. Temettü sonra da düştü falan derken böyle bir görüntü karşımızda. Burada arkadaşlar Tofaş'ın bahsettiğim şu çanağı tamamlamasını bekliyorduk. Yani 317 tepe ile 203
dip bölgesi arasında böyle bir çanak oluşturmasını bekliyorduk. Tabi dediğim gibi burada Fibonacci seviyelerinin de muhakkak etkisi vardır arkadaşlar. Bakın şunu göreceksiniz. Fibonacci 0786 bölgesini geçememiş. Biz burada bir yükselen trend ekleyeceğiz. Artık şurada bir trend oluşumunu görüyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Takip edeceğimiz yeni trendimiz bu siyah çizgi olacak. Önce siyah çizgiyi temas ettirelim. Ve bu siyah çizginin bizi 317 hedefine götürmesini bekleyeceğiz. 317'ye giderse arkadaşlar bu sefer bu büyük çanağın katlaması gündeme gelir. Şu çanağın derinliğini ölçelim. Grafiğimiz logaritmik arkadaşlar. Ben grafikleri logaritmik paylaşıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Hani lineer grafik çizenlerle farklılık olabilir. Buradaki grafiğimiz logaritmiktir. Hedefimiz de logaritmik dolayısıyla. Şimdi arkadaşlar bir de siyah yükselenin desteğini de ekleyelim. Taze bir destek, yeni bir trend. Evet. Şimdi arkadaşlar 257 lira güncel değerle siyah yükselen trend desteğimiz. 317 lira yatay zirve hedefimiz şu ortadaki mor çizgi. Ve üstteki mavi renkle işaretlediğim 496 lirada bu hissenin arkadaşlar çanak katlama hedefi olacaktır. 496 lira orta uzun vadeli hedefimiz Tofaş hissesinde. Dediğim gibi bu 257 liraya denk gelen siyah ara yükselen trend önemli. Bunun altında stop olmakta fayda var arkadaşlar. Tekrar aşağıda yatay desteklere 248 liraya 236 liraya kadar düşme durumu olabilir. Bu nedenle siyah çizgi üstünde olduğu sürece devam. Altına inerse stop olunabilir. Hedeflerimiz de 317 ve 496 Tofaş hissesinde. Dediğim gibi arkadaşlar bu ve benzeri videoların devamı için eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanala desteğinizi rica ediyorum. Bu anlamda abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Şimdi diğer hissemiz Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş'ta da bizim meşhur bir yatay direncimiz vardı. Hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır. Şöyle 174 lira civarındaydı. Evet. 174 lira. Şu şekilde arkadaşlar 174 nokta %174.5 bu hissede zirve direnciydi ve bu zirve direncini geçmekte epey zorlandı. Hatta şurada temettü verip altına indi vesaire. Şu an için bu 174.5 zirvesinin üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Buradaki çanağını hatta burada fincan kulp yaptı, bir daha kulp yaptı falan böyle. Ve en sonunda bu iki mavi çizgi arasındaki kanalı yukarı kırmış oldu. Dolayısıyla hedefimiz neydi? Daha önce de belirtmiştik. Bunu hatırlayacaksınız değerli dostlar. Şu iki mavi çizgi arasındaki
derinlik kadar potansiyel var demiştik orta vadede. Şöyle bunu da grafiğimize ekleyelim. Gördüğünüz gibi $239 lira güncel değerle orta vadeli hedefimiz. Bir de bakalım şöyle bir yükselen trend ekleyebilirsek stop anlamında. Şu an için henüz bir trend yok arkadaşlar. Daha yeni attığı için. Dolayısıyla şu an için bizim, şunu farklı bir renkle yapayım. Bizim desteğimiz bu çünkü. 174,5 arkadaşlar mevcut desteğimiz olarak kalmaya devam edecek. Şuralarda trend oluşursa yükselen trend eklerim. Hani şuradan eklenebilir ama çok anlamlı olmayacak arkadaşlar. Aşağıda kalıyor. Toparlayacak olursak 174 lira üstünde olduğu sürece, şu siyah çizgi üzerinde olduğu sürece 239 lira TÜPRAŞ için hedefimiz olmaya devam edecek. Şu an için hissenin önü açık değerli dostlar. TÜPRAŞ için görünüm güzel. TÜPRAŞ ile ilgili de diyeceklerim bunlar değerli arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için arkadaşlar dediğim gibi henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Bakmamı istediğiniz hisseler olursa yorumlar kısmında belirtin. Ben ilk fırsatta bakmaya çalışır ve güncel durumlarını sizlerle tabii ki paylaşıyor olurum. Nihayetinde amacımız siz değerli abonelerimizin daha çok istifade etmesi ve hisselerin güncel durumlarını takip edebilmesidir. Bu anlamda beğeni ve yorumlarla da kanala destek olursanız çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum.